Bizim kitabımız da biz kimiz? Ben bunu anlıyorum. Çünkü ben İtalya'da yaşıyorum. Sen niye kapatıyorsun saçını? Diyorlar bana. Ben şimdi bilmiyorum. Şey öyle mi? Bilmiyorum ki. Çünkü annem bin zina diyor ama benim aklım biliyordu zaten. Tanrı bir tek saçımı onu gösteriyor mu? Evet, mesela artık yani saçınızın teli de görünebiliyor. Ben çok rahat görebiliyorum. O konudaki hassasiyetinizi bir kenara bırakmışsınız. Ya işte zaten biz Kur'an'dan bunları çıkarttığımız için bunları çıkartıyoruz. Evet. Son olarak bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Biz böyle ehil olarak bir takım grupları görebiliriz. Ve onlar diyoruz ki çok onlar dindar. Aslında biz daha çok dindarız. Lütfen siz şekille, kılıkla, kıyafetle, bilmem ne hoca, bilmem ne hacı değil. Tanrı size bir kitap gönderdi. İlk emir okuydu. Türkçe Kur'an okuyalım. Ve bakacaksınız ki o zaman o başörtülüler ne kadar ihlal ediyor. 28 Şubat sürecinde Türkiye benzerlerini çok izledi. Bazı şahıslar dindar insanları kötülemek için sokaklara salındı, bazıları da sözde dinde reform deyişleriyle ekranlara koştu. İşte benzer durumlardan biri de son günlerde cereyan ediyor. Biz tek başımıza Tanrı'ya ulaşacağımıza... Adı Rabia Kazan. Daha önce Papa suikasti tetikçisi Mehmet Ali Ağca'nın nişanlısı olarak gündeme gelmişti. O zaman başı örtülüydü. Ağca ile nişanlı sıfatıyla cezaevinde görüştü. Ama ilginçtir, sonra da gidip İtalyan Komünist Partisi'nden bir avukatla evlendi. Ardından açıldı. Bu defa da başörtüsünü çıkardı, şok pozlar verdi diye gazetelere konu, televizyonlara konuk oldu. En sonda Star Televizyonu ana haber bülteninde göründü. Avrupa görmüş, aydınlanmış bir kişi olarak çıkmıştı ekranlara. Ve başörtüsü konusunda milleti aydınlatmak için oradaydı. Ben İtalya'da yaşıyorum. Sen niye kapatıyorsun saçını? Diyorlar bana. Ben şimdi bilmiyordum. Şey öyle mi? Bilmiyorum ki. Çünkü annem bin zina diyor ama benim aklım biliyordu zaten. Tanrı bir tek saçımı onu gösteriyor mu? Evet. İtalyan kocasının yanında yaşayan Kazan'ın ekrandaki şovu ilginçti. Kazan fetvayı verdi, genç kızları başörtüsü takmamaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Sırf Kur'an'ı Türkçe okudum, başörtüsünü göremedim dediği için de tehdit edildiğini ileri sürdü. Kendi canımı şu anda tehlikeye atıyorum. Gonca Kuruş gibi kadınlar bunları söyledi gidiyor. Gonca Kuruş örneği boşuna değildi. Kazan, onun gibi dinde reform söylemleriyle daha çok ekranlarda görüleceği sinyalini bana bir şey olursa bunu dindarlar yapmıştır mesajını verdi. Ancak Kuruş'u de 28 Şubat'ı hazırlayanlar öne çıkarmış, Ergenekon'un taşeron örgütü olduğu ileri sürülen Hizbul Vahşet tarafından da vahşice katledilmişti. İlginç olansa din alanında ahkamlar kesen, fetvalar verip insanları aydınlatmaya çalıştığını ileri süren kişi program boyunca bir kere Allah demedi. Kul olarak ve Tanrı'yı çok seven ve Tanrı'yı şimdi bulan Kur'an-ı Kerim'den sonra. Rabia Kazan'ın durumu 28 Şubat sürecinde yaşananları bir kez daha hatırlattı. Acaba yine memleketin muhafazakar insanlarını sindirmek ve karalamak için yeni bir oyun mu oynanıyor sorusunu akla getirdi. Ben örttüm biliyorum yani evet. İşimize... Kazan'ın söylediklerine gelince, millet artık hedefi tahrik ya da kafa karıştırmak da olsa bu tür durumlara alıştı. Bu yüzden dini konularda en detaylı bilginin alınacağı yerin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu da biliyor.